Dünyanın dört bir yanında çocuklar 23 Nisan coşkusu yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Berlin'deki 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 32 yıllık mübarek rejiminin devrildiği Mısır'da ise çocuklar ülkelerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan gerginliklerden uzak bayramlarını kutladı. Nisan sadece Türkiye'de değil tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar kendi bayramlarında gönüllerince eğlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği 23 Nisan dolayısıyla şenlik alanına dönüştü. Büyükelçiliğin salonundaki törende Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumu ve Amerikalı aileler bir araya geldi. Minikler ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla onlar için hazırlanan gösterileri izledi. Washington ve New York'taki Türk okullarından gelen öğrenciler Karadeniz havalarından Zeybe'ye kadar birbirinden güzel halk oyunlarını sergiledi. Öğrenciler damat alayı da oynadı. Şiirler okundu, şarkılar söylendi. Evet, çok mutlu olduk biz de. Hakikaten uzun senelerdir ilk defa böyle coşkulu bir 23 Nisan kutlaması yaptık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Çocuklar 23 Nisan'da Büyükelçi Tan'ın koltuğuna da oturdu. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan Almanya'daki çocukları da sevindirdi. Almanya'nın birçok kentinde Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği adı altında kutlandı. Başkent Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önünde şenlik alanı kuruldu. Son aylarda gösteriler yüzünden zor günler yaşayan Mısırlı çocuklar da 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Bayramımızı kutluyorum. 2 ay önce hükümet karşıtı gösterilerle dünya gündeminde oturan Mısır'da çocuklar bu gelişmelerden uzak bayramlarını kutladı. Kahire'de Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Mısırlı öğrenciler dans gösterileri sundu. Obama bu yılda soykırım demedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Ermenilerin sözde soykırımı anma günü kabul ettiği 24 Nisan açıklamasında bu yılda soykırım sözcüğünü kullanmadı ancak onun yerine Ermenice büyük felaket deyimini kullandı. Türk Dışişleri Bakanı